La belki etkilemiştir, bilemiyorum. O da Çünkü kader çizgisinin kader çizgisi bize göre o ekvator çizgisi var ya, onun gibi bir şey. Onun öbür tarafına geçmek herkese nasip olmuyor. İkincisi, burada var. o çizginin öbür tarafında Bak ne oldu burada onu bilemiyoruz. var. Ne var lan? Yani bu işin bir tesadüf olduğunu desem, bu bazı şeyler de tesadüfe kalmıyor. Artık Mevla'nın ihsanı diyeceğim buna. Cenab-ı Hak bir ihsan etmiş. Birçok kişiler, beni tanıyanlar, tarihi çok fazla karıştırmamış olanlar tanıtırlarken böyle söyleyince, ha Süleymaniye yazıları diye onlar da oraya atfediyorlar. Allah'ın ihsanı bu. Evet. İleride Halim Efendi ile olan konuya geldiğimizde de Halim Efendi'nin de Hasan Çelebi ile bir tanışıklığı var ama o birazdan soracağım. Madem kaderden girdik, yaşadığınız coğrafya kaderinizdir derler. Evet. Sizin doğduğunuz zamanlar, malum hayat şartları, savaştan yeni çıkmış bir ülke, her şeyin imkanı son derece az bir zaman. Ama sizin hayatınızda iki insan var ki çok etkiliyor. Yusufları soracağım size. Hayatınızda iki tane Yusuf var efendim. Biri size Köroğlu gazetelerini ve çıkan gazeteleri doğal olarak gecikmeli de olsa getirip gösteren Yusuf Altaş. Diğeri ise Üsküdar'daki mezar ustası Yusuf. Yusuf, Bir de mekan olarak Yusuf Eli var. evet. Onu da soracağım. Evet. Yusuflar sizin hayatınızda enteresan bir durumda. Bunu bir Üsküdar Belediyesi'nin bir anma töreni olduydu. O anma töreninde bir hanımefendi vardı, sunucu. Angela neydi soy ismi? Onu bilemiyorum. O bunu bir yerden yakalamış. Öyle mi? O söylemişti. Siz de aynı şeye temas ettiniz. Tabii Yusuf Altaş benim dayım, anamın kardeşi, küçük kardeş. Annemden bir sonraki kardeşi. Annem onu çok zaman sırtında taşımış. Doğuştan itibaren bir ayağında da birazcık arıza vardı. Onun için başka bir şey de yapamadı. Kendisini ilime verdi. Ama o zamanlar ilim tahsil edecek kimse de yok etrafta. Sorunun başında işaret ettiğiniz harpten yeni çıkmış değil, daha harbin içindeydik. Yani İkinci Cihan Harbi 42'de başladı. O zamanları ben hatırlıyorum ki yani henüz harp bitmemiş. Bitmiş. Evet, bize göre bitmiş ama o zaman Almanların buradan geçip de Rusya'yı bombalamaları neticesinde Avrupa tarafı da bizimkiler de Almanlarla beraber olunca bu sefer Rusya oradan bastırmış. Öbür taraf Avrupalılar Edirne'ye kadar gelmiş. Köyümüzden, akrabalarımızdan, yakınlarımızdan birçok ihtiyat askerliğine gidenler oldu. Yani askerliklerini bitirmişler. Yaşlılar, yaşları 30 yaşlarında. Onları iyi hatırlıyorum ki bunlardan birisi de Yusuf Altaş'ın büyük abisi. Yani annemin kardeşi. O da ihtiyat askerliğine gitmişti. Gelişini hatırlıyorum. Yani bu badireleri bizzat yaşayarak gördüm diyebilirim. Tabii bu anlatmayla ne olmuyor. Bunun altındaki olan birçok ihtiyacat var. Halkın birçok şeyleri bulamayışı, yoksulluk, fakirlik, yol yok. Bir de o var. Yol yok. Mesela bakın bu bugün garip gelecek. Bugünkü gençlere söylediğiniz zaman çok garip gelir.
1975'lere kadar Erzurum'dan İstanbul'a gelebilmek için bir tren vardı. Otobüs yolculuğu vardı ama trenden daha çok tutuyordu. Köyden köye yolculuktu. Şehirler arası yol yoktu. Ki benim olduğum zamanlar köyden köye de doğru dürüst yol yoktu. Köylerin işte kendi arazi yolları vardı. Onları kullanırlardı. Bir kısmını da patika yol. Yani bir köyden bir köye karne arabasıyla gidecekseniz birçok köye gitmeniz çok zor olurdu. Bunları yaşadık. Ama elhamdülillah bugün öyle, öyle bir hale geldik ki artık trenle de tenezzül etmiyoruz. Uçağında mevki seçme durumuna geldik yani. Hamdolsun. Yusuf Altaş bu dönemde sizi etkiledi. Peki evet. Taşçı ustası diğer Yusuf da? Şimdi Yusuf Altaş hakkında bir iki kelime söylememe izin verin. Lütfen. Yusuf Altaş bir hoca görmemiş, medrese görmemiş. Çünkü o zaman medrese yok köylerde. Harf inkılabı gelmiş. Harf inkılabı dolayısıyla kimseye bir şey öğretilemiyor. Köydeki olan imam bu korkudan dolayı öğretemiyor. Yusuf Altaş bu sıkıntılar içerisinde onu öğrenmiş. Yeni yazıyı öğrenmiş. Bugünkü yazdığımız Latin harflerini öğrenmiş. Eski yazıyı da öğrenmiş. Yani çok kültürlü bir insandı. Hoca görmediği halde. Maşallah. O vefat ettikten sonra iki tane not defteri tereçesinden çıktı. Bunlar içerisinde güncel olayları kaydetmiş. Filan tarihte, filan saatte bizim köyümüzden filanca vefat etti. Filan tarihte, filan bizim köyden filanca nereye gitti. Filanca bizim köyümüze geldi, filancanın malını işte şusunu aldı. Hani bunların hepsini kaydetmiş. Böyle bir aydın bir insandı. Ama tabii o zamanlar bize bunların yolunu gösterme durumunu bilemiyordu. Bu ne diyorsunuz buna? Sosyoloji. Sosyoloji bilmediği için oğlum bak bunları yapın edin filan bize böyle bir şey söylememişti. Ancak o gün biz hafızlık yapmakla meşgulduk. Hafızlığımı ondan yaptım. Beni ezberletti. Ama hiçbir gün beni azarlamadı. Bir gün bir şeye sinirlenmişti. Ondan dolayı bir azıcık azarlamasına şahit oldum. Helal olsun hakkımı helal ediyorum. Ama bunun dışında katiyen onu yapmazdı. Yani dersimi yapamamışım git yap bir daha ertesi gün gel. Onun derdi o yani dersin yapılmaz. Ezberleyememişim ertesi gün bir daha oku. Bir daha gel. Yani bütün yetiştirdiği talebelere hep öyle davrandı. 35 tane hafız yetiştirdi. Böyle olmasına rağmen bir köy yerinde yetişmiş olan bir mollanın bu kadar hizmet etmez. O öyle bir işte hizmette bulundu. Allah'ım rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Amin. Şimdi gelelim Taşçı Yusuf'a. Taşçı Yusuf da o da bir köy çocuğu Kastamonu'nun araç kazasından bir taşçı çırağı yetişmiş. Kendisi usta olmuş. Dükkan açmış. Kendisi iş yapıyor. Ama iyi bir sanatkar. İyi bir sanatkardı. Yani bugün onun yetiştirdiği çırağı arıyoruz. Kendisini de değil de. Çünkü çok dikkatli yetiştirirdi. Çırağı arıyoruz. Onu bile bulamıyoruz. Onun yanından geçerken öyle dükkanı imam olduğum yere yakındı. Ben o zamanlar ders okumaya gidiyordum Hoca Efendi'ye. Dükkanının önünden sabah akşam geçiyoruz. Orada
İşte eski yazılar var böyle, mezar taşları. Yeni yazıyla, eski yazıyla bu tabiri kullanıyorum, artık anlıyorsunuz. Bunlar var, bunları yapıyor. Bir de daha değişik böyle bir cami yazısını yazıyor bir yere. 1 metre, 1,5 metre boyunda. Onlar çok dikkatimi çekiyor, bakıyorum. Bir gün dedi ki, hemşerim dedi, sen bunlara çok bakıyorsun dedi. Mezar taşımı yaptıracaksın. Onun çünkü işi o artık. Dedim hayır, ben dedim meraklıyım da. Onun için bakıyorum. Ondan sonra onun kendine mahsus bir gülüş tarzı vardı, öyle bir bunların hocası dedi buraya gelir dedi haftada bir iki defa. Ben dedi seni çağırırım, tanıştırırım dedi. Onlarla görüşürsün, merakın varsa onları sana öğretirler. O partiye birazdan gelelim efendim. Gelelim. Bu Yusuf Beylerin etkileri, evet. Mekanları cennet olsun. Amin. Hepsini. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir de Yusuf Eli var. Evet. Ki orada da evlendiğinizi biliyorum. Hatta ilk yazılarınızın oradaki camiye nasip olduğunu biliyorum. Ya siz bunların hepsini öğrenmişsiniz artık. Röportaja ihtiyaç kalmamış. Estağfurullah efendim. Şimdi, o yazılar ne alemde? Hiç şimdi, onlar, yok mı? Onlar çok daha gitti onlar. Yusuf Eli bizim köyümüze yakın bir yer. Artvin'e bağlı. Bizim köyümüz Artvin'den hudut. Aramızda bir köy var. O köy Artvin'e hudut. Biz de o köye hudutuz. Yusufeli de o köyün kazası şeysi. Ben burada askerliğimi yaparken buradan askerden evvel burada biraz okudum. İskele Camii'nde 1956'da müezzinlik yaptım. Askere gittim. Askerden sonra Doğancılar'da Mehmet Nesuhi Camii'nde imamlık yaptım. Askerden sonra gitmiştim izine. Asker izini. Dönüşte beni nişanladılar. Oradan geldim. Bir sene geçti artık. Düğün yapıp getirmek maksadıyla kalktım gittim. Gittim oraya gittiğim zaman da ihtilal oldu. 60 ihtilal. Bulunduğum mescidin mütevellisi vardı. Eskiden mütevelli derlerdi. Yani sahipler, esas sahipli. Vakfetmişler mallarının bir kısmını. Mescid henüz onların üzerinde, mescitteki vazifelerin ücretleri o mütevelliler tarafından veriliyor. Onlar veriyorlar. Vakıflar bazı işlerini görüyor ama maaşlarını onlar veriyorlar. Tabii ben oraya gidince burada bu ihtilal neticesinde bütün vakıflara el konuldu. Vakfiyeler tamamen devlete geçti. Maaşlar kesildi. İkinci bir emre kadar vazifelerin hepsi boşta kaldılar. Burada olan bir arkadaş bana telefon etti. Dedi ki, durumunu bilmiyorum ama sakın diyor. Dedi gelme. Böyle böyle bir durum var. Gelirsen sıkıntı çekersin. Bugünkü gibi değildi. Bugün olsaydı geldiğin zaman bir iş bulursun, bir şey yaparsın. O gün iş yok, bir şey yok. Yani çok zor mesela. O zaman ben tabii mecburen köyde kaldım 2 ay. Düğünü yaptık, 2 ay kaldım. Ama o 2 ay bana zor geldi. İş yok, bir şey yok. Rehberliğe gidip rehberlik yapamıyorum. Burada gelmişim, 3-5 sene rehberlikten uzak kalmışım. Yeniden bir daha reşberliğe dönmek. Dediler ki o Yusuf Eli'nin imamı vefat etmiş. Bir arkadaşım vardı. O bana dedi ki oraya git dedi.
Beni istediler dedi, ben gitmedim dedi o arkadaş. Ben de peki dedim, kalktım gittim. Zaten yakın orası. Yani yakında dediysem yine 100 kilometrenin üzerinde bir şey işte. Gittim oraya. Yayan, yürüyerek. Oo, tabii. Ne kadar sürdü? Çok yol yok çünkü. Başka şans yol yok. Şehirler arası, köyler arası yol yok. Sen şehirler arasında yol istiyorsun. Nereden bulacaksın? İnciköy'den Yusufeli'ye. Yusufeli'ye. Gittik oraya. O arada bir köyde misafir olduk. Ahbaplarımız vardı. Ondan sonra gittik Müftü Efendi ile görüştük. Müftü Efendi dedi ki, müezzini imam yaptım dedi. Gönderdim innasını yaptım. Müezzinlik minhal dedi. Gelirsen müezzinliğe gel dedi. Amcam da beraberdi, Allah rahmet eylesin. Amin. Peki olur dedim ben. O zaman dedi ki 15 gün sonra bir daha gel. İmtihanı şimdi ilan edeceğim. Müezzinlik için imtihan açacağım. Gel dedi, imtihana girersin. Muvaffak olursan müezzin tayin ederim. Dedim ben imamım orada. Ben dedi onu yapamam dedi. Çünkü müezzini imam yapamaz. Müezzin imam tayin olmuşum, imamım. İmamı da tayin etmiş. İkinci bir imamı da orada müezzin vazifelendiremez. Geldim. 15 gün sonra bir daha gittim, imtihana girdim. Ondan sonra da işte imtihanı kazandım. Sonra da gittik orada, başladık. Li Hikmet'in hanım da esas itibariyle Yusufelli'li. Oranın bir köyünden, bize yakın bir köyden. Ama tabii şey var, vilayet farkı, hududu var. Onlar bir hudutta, biz bir hudutta. Öyle. Çünkü babası, bizim oltu kazası biraz daha Yusufeli'den gelişmiş bir vaziyette olduğu için babası da böyle girişimci adam, gelip orada ticaretle meşgul oluyor. Gelmişler oraya. Orada amcamlar vesaireler tanıyorlardı. O dolayısıyla kısmet oldu. Böyle bir şey, izdivaç oldu. Ondan sonra da gittik. Hanımın köylüsü olarak 3 sene vazife gördük. Çok küçükken köyde bile köyün camiindeki yazıları kendi kendime onları böyle şeylerle taklit etmeye çalışıyordum. Gündüzün gidiyorum, kimse yok köyde. Camide kimse yok. Sabahtan öğlene kadar giriyorum camiye. Kağıt yok. Mısır'ın içindeki gömlek. O zamanlar kağıt yok. O köydeki ihtiyarlar ona sigara sarar içerlerdi. Kağıt bulamadıkları için. Ben de onu aldım. Onlara o yazıları bakarak böyle taklit etmeye çalışıyorum. Büyük yazılar. Tabii o zaman yazının ne olduğunu bilmiyorum. İsmini bilmiyorum, cismini bilmiyorum. Ya, bundan, ondan da... Ama ne zaman ki geldik, öğrendik, ettik. Şimdi gözümde canlandırıyorum yazıların çeşidini. Bugün seçiyorum, bakıyorum ki oradaki yazılar oranın mahalli hattatlarının yazmış olduğu yazılardı. Peki tabii, siz efendim o yazıların sanatına mı aşık oldunuz? Yok, sanatına da aşık değil. Yani bir yazıyı seviyordum, yazı yazmayı seviyordum. Ama malzeme yok. Malzeme yok, bir şey yok. Ama yazı var. Yazı, ve sizin bu yazı merakınız yok, devam ediyor. İstanbul'da yok, da devam tabii ediyor. Hesabiyat o zaman işte, o zaman kağıt bile yok. Sonra işte Yusufeli'ye gelince, Yusufeli'de de bu İstanbul'da kaldığım zamanlar nasılsa bu hevesim biraz köreldi. Hayat gayesi belki de. Yok, ondan değil.
İstanbul'daki ahvali görünce kendi kendime yaptığım şey şu. Ben ilkokul bile görmedim. Beni şimdi kim yetiştirir? Kimsenin yetiştireceğine ihtimal vermiyorum. İmam olduğum camiye 150 metre mesafede Necmettin Hoca oturuyor. Yani kulağımın dibinde. Kimse beni onunla tanıştırmadı. Ama ben de merak edip de yahu bunları yapanlar kimdir, nerededir diye sormadım. Niye? Ya ben bir köy çocuğuyum. Kalem bilmem, mürekkep bilmem. Bunları üniversitelerde vesairede öğretiyorlardır. Beni kim alır da kim yetiştirir? Usta çırak meselesi bilmiyorum. Onun için hiç üzerinde durmadım. Ama sizin karşınıza maliyede çıkan bir beyefendi geldi. İşte o çıktı. Oysa ki ondan evvel çıkan da var ama işte bu duygu bu müddet içerisinde böyle bastırılmış kaldı. Beykoz'da askerlik yaptım. Beykoz Camii var. O camiye cumalara gidiyorum. Yakındı yerimiz. Çayır'daydım. Beykoz Çayır'ında. Beykoz merkez, on çeşme, o çeşmelerin olduğu merkezdeki camiye gidiyorum. Oranın müezzini levhalar yazmış, camiye asmış. Tanıyoruz. Sefer amca, merhaba, nasılsın, iyi misin? Konuşuyoruz. Yahu nasıl yazıyorsun, nasıl ediyorsun? Diyemedim. Yani, çünkü size daha büyüğü gelecek. Bilemiyorum nasıl bir şey. Ondan sonra elime bir mecmua geçti. Hutut-u Osmaniye. Onun üzerinde, harflerin üzerinde noktalar var. Allah Allah. B harfi. Altında bir nokta vardır. T harfi üstünde iki nokta vardır. S harfi üstünde üç nokta vardır. Ya burada bunun üstünde altı tane nokta var. Bunlar neye yarıyor? Görmediğimiz için. Askerden mukabele okumak için izin aldım. Keşan'a gittim. Keşan'da bir ay Ramazan'da orada mukabele okudum. Orada bir cami var. O caminin içerisine girdim. Yazılara baktım. Yazılar güzel yazılmış yazılar. Sordum, dediler ki orada müezzin efendi var, o yazıyor. Ona sordum, nasıl yazıyorsun, nasıl ediyorsun? Sonra ona bunları sordum. O da Drama'dan gelmiş. Yunanistan'dan, Osmanlı zamanından kalma. Orada yetişmiş. Ona sordum, dedim ki bu noktalar neyi gösteriyor? Dedi ki onlar ölçü noktalarıdır dedi. Harfin boyunu gösteriyor. Ha, demek ki yani oradan bir kıvılcım aldık. Ama askerlik bitti. Ondan sonra gittik Yusufeli'ye. Yusufeli'de şimdi o ölçüleri biliyorum ama yapıyorum kendime göre. Fakat demek ki olmuyor. Çünkü kalemin dönüşündeki o kıvrıntıların o verdiği hare erbabının gözüne batıyor. Orada işte Ahmet Efendi, maliyede Ahmet Efendi. O Ahmet Efendi dedi ki, ya canım sen bir şeyler yapıyorsun ama herhalde bunun talimini görmedin. Dedim ki yok, görmedim. Dedi ki bunun talimini görmen lazım. Kalemi kullanmayı bilmen lazım. Kalemi vardır bunun. Ben o zaman kurşun kalemle resim gibi çiziyordum. Yani bilmiyorum ya. Maliye'ye gel dedi, ben sana şey yapayım. Gittim, orada bana kalemin nasıl olduğunu tarif etti. Oradan çıktım. İşte camideki yazılar dediğiniz, geldim bir şişe mürekkep aldım.
manavdan da bir portakal sandığından şu kadar bir parça, tahta parçası. Gittim o ucunu böyle yaptım. O tarif etti ya. Karton. Bildiğimiz şu bugünkü şey kartonları var bir taraf. Ham karton bir tarafı gri, bir tarafı beyaz. Onun üzerine zaten mürekkebi koyduğun zaman yayılıyor. Bugün artık onları yeni öğrendik. Ama benim için ne dert o? Mühim değil. Gittim orada onları yazdım. Götürdüm camiye, çakıyorum. O da orada da ayrı bir hadise var. Şimdi caminin yazılar çakıyorum. Merdiven yetişmiyor. Nasıl edeyim? Orada kürsü var. Aynı bunun gibi kürsüyü koyuyorum. Kürsünün üzerine merdiveni koyuyorum. Çıkıyorum. Oraya duvara çiviliyorum. Bir, iki, üç, dört yaptım. Sonuncuya geldim. Müftü Efendi de orada oturuyor, bana bakıyor. Onu oraya koy, bunu buraya koy diye o tarif ediyor. Ondan sonra sonuncuyu çakarken merdiveni biraz kürsünün bu tarafına koymuşum. Öbürlerini de ortasına koymuşum. Pek tesir etmemiş. Bunda dikkat etmedim, buraya koymuşum. Merdivene çıkınca, ağırlık gelince kürsü başladı tartmaya. Ben merdivenin tepesindeyim. Baktım gidiyorum. Merdiven böyle yükseldi. Tam böyle düşeceğim zaman atladım oradan aşağı. Yalnız bu parmağımı birazcık bir yere vurmuşum, azıcık soyulmuştu. O kadarlıkla bir hatıra. Caminin hatırası. Müezzin Efendi, Müftü Efendi bayağı korktu. Bir şey oldu mu dedim ya, bir şey olmadı. O yazılara, tabii onlara yazı demek için şahit lazımdı ama o gün orada o da yoktu. O gün orada o da yoktu. Onu da söyleyeyim. Şimdi gittiğim zaman oralarda ben bu işi yapıyorum, ediyorum diyebilmek için kimse bilmiyor çünkü ne oldu onu. O güne kadar oralarda kimse bu gibi şeyle uğraşmamış. O iş buraya mahsus. Öyle o vaziyette işte oradaki vaktimizi de doldurduk. Sonra yine duramadım. Tekrar Müftü Efendi'den izin istedim. Ben dedim İstanbul'a dönmek istiyorum. Müftü Efendi'nin olgunluk göstermesi. Dedi ki bir şey diyemem dedi. Burada kalırsan bu kadarsın dedi. Ne kadarsan o kadarsın. Daha büyüyemezsin. Ama dedi gidersen büyük yere İstanbul'a okursun, gelişirsin, ilim okursun, bir şey marifet edinirsin. Orada bir şeyler öğrenirsin. Önünüzü açmış efendim. Önümü açtı. Öyle bir açmak ki. Aydınlık, aydın bir adamdı. Evet, peki dedi. Müsaade ederim dedi. Çünkü o zamanlar buraya gelmek için buradaki Müftü Efendi ile mektuplaştık. Gel dedi, burada ben seni bir yere imam tayin edeceğim dedi. Oradan dilekçemi yazdım, gönderdim. Beni buradan resmen istedi. Oradan muvaffakat istiyor Müftü Efendi'den. Müftü Efendi de tamam olur dedi. Ondan sonra ben kalktım geldim burada işte camiye imam oldum. Ondan sonra da işte o Yusuf Usta'yla orada tanıştım. O Yusuf Veli'den de geldim bereketli olarak Yusuf Usta'yı. Ondan sonra Halim Hoca'yı tanımak nasip olacak beklerken. Ama önce Hamit Aytaç. Hamit Aytaç. Gidiyorsunuz efendim Hamit Bey'e. Yok. Ben meşgulüm diyor. Yok. Hamit. Ama git diyor. Öğrencim var Halim. Git, o sana yardımcı olsun diyor. Gitmedim. Gitmedim Hamit Bey. Yusuf Usta'nın oraya gelmiş. Bir Mayıs günü.